arkadaşlar. Şimdi en çok karşımıza çıkan gastroenterolojik poliklinikteki hasta grubu dispepsili ve reflü yakınması olan hastalar oluyor genellikle. Bunların hangisini endoskopi yaptıracağız, hangisini yaptırmayacağız da soruyorlar arkadaşlar. Reflü biliyorsunuz hastalar klasik olarak onu tarif ederler. Yani öykü ve fizik muayene ile genellikle tanısını koyduğumuz bir durum. İşte regürjitasyon hissi vesaire gibi işte yemek yedikten sonra artan işte ağzıma acı su gelmesi vesaire gibi yakınmalar. Bunlar da genellikle biz eğer endoskopi ihtiyacı yoksa proton pompa inhibitörü veriyoruz 2 haftalık ve buna cevabına bakıyoruz. Hastaların çoğunluğu buna cevap veriyor zaten. Yani normale dönüyor. Ama eğer 45 yaşından büyük alarm bulguları gibi disfaji, kilo kaybı, kanama bulguları varsa ya da bu semptomlar çok uzun süreliyse, tedaviye cevap vermiyorsa ve atipik ise o zaman hastalara endoskopi yapmak gerekiyor arkadaşlar ilk tanı anından itibaren. Reflü tanısında tabii ki endoskopi önemli ama başka şeyleri de kullanabiliyoruz arkadaşlar. İşte baryumlu grafi olsun vesaire vesaire. Ama komplikasyon tanısında en duyarlısı endoskopi olduğu için ve bize ilaveten biyopsi yapma imkanı tanıdığı için endoskopiyi ilk planda kullanmayı genellikle tercih ediyoruz. Özellikle reflü hastalarda görebileceğimiz kansere dönebilen bari özofagus dediğimiz tablonun erken yakalanması için bu önemli. Tamam. Fakat en duyarlı test hangisi derse daha önce TUS'ta da sorulmuştur arkadaşlar. En duyarlı test tabii ki pH monitorizasyonudur. Ancak pH monitorizasyonu bize sadece neyi verir? Reflünün olup olmadığını verir. Size bir işte endoskopideki gibi biyopsi imkanı vesaire tanımaz arkadaşlar. Tamam. O yüzden durum bu. Peki bari ne? Bari arkadaşlar bir intestinal metaplazi aslında. Fakat bu metaplazi sonradan ne olacak? Kansere dönme ihtimali var. Bari'nin döndüğü kanser tipi arkadaşlar adeno kanser. Eğer bari özofagüslü bir hastada patoloji sonucu düşük dereceli displazi gelirse buradaki tedavi seçeneğimiz radyo frekans ablasyon. Ablate etmek yani orayı yakmak ön plana çıkıyor. Ama eğer yüksek dereceli displazi ve sonrası varsa o zaman cerrahiye gitmesi lazım bu hastanın. Çünkü o zaman artık adenoseyağı gelişmesi kaçınılmaz hale geliyor. Demek ki sadece düşük dereceli displazilerde cerrahi dışı bir tedavi seçeneğimiz var. Diğer bütün patolojilerde arkadaşlar kanser ihtimali yüksek olduğu için cerrahi yapılması lazım. Peki reflü dışında bildiğimiz özofajit sebepleri neler? Bakın bunların hepsi yapıyor bunu. Özellikle kandida değil mi? Kandida arkadaşlar küçük beyaz plaklar yapar. Eğer size bir vaka sorusunda ağız içerisinde ya da yemek borusunun içerisinde beyaz noktasal plaklardan bahsediyorsa kandidadan bahsediyor demektir. Virüslerden özellikle herpes simplex virüs ve CMV virüsü arkadaşlar tutmayı seviyor özofagusu. Herpes simplex'te bildiğiniz gibi veziküler lezyonlar oluyor. CMV'de ise ülsere lezyonlar görebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hepsinin kendine has tabii ki tedavisi farklı. İlaçlardan özellikle tetrasiklin daha önce TUS'ta sorulduğu için önemli arkadaşlar. Tetrasiklin grubu antibiyotikler yemek borusuna yapışıyor ve maalesef özofajite sebep olabiliyor. Bu diğer ilaçlar yine özofajit sebeplerinden. En ölümcüller korozif madde içimleri. Genellikle intihar amaçlı biliyorsunuz bunlar içiliyor. Kostik maddeler özofagusu yakarsa maalesef pnömomedyasyonun başta olmak üzere pek çok sebeple karşımıza gelebiliyorlar. Ölümcül oluyor arkadaşlar. Fındık kıran özofagus ne? Fındık kıran özofagus da çok yüksek amplitütlü peristaltik dalgaların olduğu bir durum arkadaşlar. O kadar yüksek basınçlar var ki burada çok şiddetli göğüs ağrıları oluyor hastaların genellikle. Burada disfaji ve şiddetli göğüs ağrısı kritik. Burada sonuç itibariyle bir basınç durumu söz konusu olduğu için ayrıca tanıda bizim için manometri çok önemli arkadaşlar. Manometri biliyorsunuz basınç ölçer demek. Tamam, fındık kıranın demek ki tanısını manometriyle koyuyoruz. Şimdi burada biliyorsunuz bizim için ülserlerin en sık iki sebebi. Birinci sırada Helicobacter pylori geliyor arkadaşlar ülkemizde. İkinci sırada da nonsteroid antiinflamatuvar kullanımı geliyor. Yani midede ya da duodenumda gördüğümüz ülserler genellikle bu iki sebebe bağlı oluyorlar. Ama bunun haricinde başkaları da var mı? Var arkadaşlar. Özellikle dedik bakın CMV virüs ülsere lezyonlar yapabiliyor. Herpes simplex veziküler lezyonlar yapıyor genellikle ama o da eğer veziküler patlarsa ülsere lezyonlara sebep olabiliyor. Bakın burada pek çok yine ilaçlar var. Özellikle steroid kullanımı, değil mi? Ülser yapabiliyor. Mikofenolat mofetil bizim için önemli çünkü mikofenolat mofetil bir immün süpresant. Yani organ naklinde kullandığımız, biz kemik iliği nakli yapan bir bölümümüz arkadaşlar. Çok kullanıyoruz bu ilacı. Kemik iliği naklinden sonra bunu verdiğimiz hastalarda ülserler gelişebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Pek çok ilaç da gene ülsere sebepler olabilir. Tabii ki bunlar arasında bizim için Türkiye açısından en önemli ülser sebeplerinden biri olan Helicobacter pylori'yi bilmek çok önemli. Biliyorsunuz bu bakteri bir gram negatif bakteri. Çok mikrobiyolojik bilgilerine girmeyelim ama üreaz pozitif olması bizim için önemli. Çünkü bunu tanıda kullanıyoruz arkadaşlar. Hızlı üreaz testi dediğimiz bir test var. Endoskopi ile aldığımız parçada üreaz testini yapıp o bakterinin üreazı olup olmadığını anlayabiliyoruz. Üreaz pozitifse de bunu zaten Helicobacter pylori kabul ediyoruz. Tamam mı? Bu hızlı test veren bir yöntem. Helicobacter pylori de bunlar arkadaşlar tanıda kullandığımız testler. Bu hızlı üreaz testi. Az önce bahsettiğim test arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sensitivitesi, spesifitesi gayet iyi bir test. Yalnız bunu nasıl yapıyoruz?
hızlı üre hastasını arkadaşlar sadece endoskopi yaptığımız hastalarda yapabiliyoruz. Tamam, bunun için endoskopi şart. Ama en çok kullandığımız test hangisi derseniz non-invaziv testler arasındaki Gaita'da antijen testi. Gaita'da antijen testi arkadaşlar sadece normal Gaita tahliliyle tanısını koyabildiğimiz bir durum. Oldukça ucuz bir test. Bakın sensitivite ve spesifisi iyi. Bu yüzden şu anda klinikte en sık kullanılan testimiz Gaita'da antijen testidir. Tamam. Non-invaziv diğer testler de önemli. Seroloji, tamam, kan tahliliyle tanısını koyabiliyorsunuz, seroloji yapabiliyorsunuz ama seroloji testinin en önemli handikapı Helicobacter pylori'de arkadaşlar tedaviye cevabı göstermez. Çünkü Helicobacter pylori serolojisi pozitifse eğer o ömür boyu pozitif olarak kalır. Dolayısıyla tedaviye cevap maalesef olmaz arkadaşlar seroloji testiyle. Üre nefes testi yine non-invaziv güzel bir test ama nükleer tıpta yapılan bir test arkadaşlar. Daha teferruatlı. Bu hem Helicobacter pylori'nin varlığını gösterir hem de tedaviye cevabı gösterebildiği için önemli. Ama dediğim gibi Gaita'da antijen bunlar arasındaki en önemli testimiz arkadaşlar. Hepsinin aslında özgürlüğü yüksek. En spesifik dersek arkadaşlar kültürün en spesifik olduğunu bilmemiz lazım. En spesifik kültür ama Helicobacter pylori'yi biz hiç kültüre gönderiyor musunuz diye sorarsanız bana çok nadiren Helicobacter pylori kültürü isteriz arkadaşlar. Yani en spesifik kültür olduğunu bilin ama çok kullanılmadığını da bilin Helicobacter pylori tanısında. Peki Türkiye'de Helicobacter sıklığı arkadaşlar %90'larda. Biz her hastaya Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi verecek miyiz Türkiye gibi bir ülkede? Hayır, yani popülasyonun hepsini tedavi edemeyiz. Belli başlı endikasyonlarda ama Helicobacter'in mutlaka eradike edilmesi lazım. Şimdi şunu bilin arkadaşlar. Helicobacter pylori kansere sebep olabilen bir mikroorganizma. Ve iki tip kansere sebep olabiliyor. Bunlardan ilki maltoma dediğimiz mide lenfomaları. Helicobacter pylori ilişkili. Diğeri de arkadaşlar adeno kanser. İkisine de sebep olabilir. Tamam mı? Bu önemli. İki kanser arasındaki en önemli fark şu. Maltoma antibiyotik ile tedavi edilebilen bir kanserdir. Kemoterapinin kullanılmadığı, Helicobacter'e yönelik antibiyotikle tedavi edilen bir kanser. Adeno kanser ise çok kötü mide kanserleri arkadaşlar. Cerrahi ve kemoterapinin beraber kullanıldığı bir kanser. Eğer Helicobacter pyloriniz ülsere sebep olduysa, atrofik gastrit yaptıysa, çünkü atrofik gastrit arkadaşlar bir prekanseröz lezyondur. Tamam mı? Kansere döner yani. Maltoma, mide kanseri öyküsü. Uzun süreli aspirin ya da nonsteroid kullanacak hastalar. Çünkü biliyorsunuz aspirin ve nonsteroid de ülser sebeplerinden bir tanesidir arkadaşlar. İşte dispepsiye sebep olması ya da kişinin hususi tedavi istemesi gibi durumlarda eradike edilmeli. Ama özellikle ilk dört maddeyi arkadaşlar burada bileceğiz açısından. Tamam. Ülser, atrofik gastrit, maltoma ve adeno kanserde mutlaka Helicobacter pylori'nin yok edilmesi lazım. Peki nasıl yok edeceğiz bunları? Yani neyi kullanıyoruz biz bunları tedavi verirken? Hani bunlar Harrison'ın orijinal sınavı değil ama ben size Türkçe olarak özetlemeye çalışacağım bunları. İki tane önemli soru soruyoruz arkadaşlar. Helicobacter pylori eradikasyonu vereceğimiz hastalarda hangi eradikasyon rejimini vereceğimizi belirlemedi. İlk sorumuz hastanın penisilin alerjisi var mı? Çünkü biliyorsunuz bizim Türkiye'de aranızda aile hekimi olanlar belki vardır. En çok kullanılan ilaçlar Trio ya da Helipak dediğimiz ticari ismi tabii ki bunlar ilaçlar. Ne var bunların içerisinde? Bunların içerisinde arkadaşlar amoksisilin artı klaritromisin artı PPI var. Yani iki tane antibiyotik, bir tane proton pompa inhibitörü. Amoksisilin nedir? Bir penisilindir. Penisilin alerjisi olup olmadığını sorarsanız aslında. Eğer penisilin alerjisi varsa bu ilaçları veremezsiniz. İkinci soracağımız soru, daha önce makrolit maruziyeti var mı? Bu niye önemli? Çünkü klaritromisin arkadaşlar bir makrolit. Bir hasta daha önce makrolit tedavisine maruz kaldıysa çocukluk dönemindeki, Türkiye'de biz çoğumuz işte bir şekilde makrolit almış oluyoruz arkadaşlar, değil mi? Herkesin annesi babası illa bir antibiyotik yazılmasını istiyor. Bu iki sorudan birine pozitif cevap varsa ben bu klasik rejimi bu hastalarda kullanamıyorum. Tamam. Önemli bir nokta. Demek ki hastanın penisilin alerjisi varsa kullanamam. Hasta daha önce makrolit maruziyeti varsa kullanamam. Peki böyle hastalarda hangi rejimleri kullanmak gerekiyor? Böyle hastalarda kullanmamız gereken rejimler arkadaşlar ya bismutlu rejim ya da levofloksacin rejim. Aklınızda olsun. Bu bismut içeren rejimin içerisinde şunlar var. Bak, normal PPI var. Zaten PPI bütün rejimlerde var arkadaşlar. PPI'ye ilaveten bismut dediğimiz bir madde var. İlaveten tetrasiklin var. İlaveten bir de metronidazol var. Tamam, dörtlü tedavidir. Bismutun dörtlü tedavisi. PPI, bismut, tetrasiklin, metronidazol. Levofloksasinin üçlü tedavide ne var? Levofloksasinin üçlü tedavide levofloksasin artı proton pompa inhibitörü artı amoksisilin var. Bakın, levofloksasinin üçlü tedavisinin içerisinde penisilin yer aldığı için levofloksasinin üçlü tedavi penisilin alerjisi olanlarda kullanamazsınız. Demek ki penisilin alerjisi olanlarda bismutun dörtlü rejimini kullanmak çok daha mantıklı diyeceğiz arkadaşlar. Aklınızda bu kalsın.
Peki peynir ekmek gibi yazdığımız proton pompa inhibitörlerinin yan etkisi var mı? Türkiye'de en çok satılan ilaçlar arkadaşlar ağrı kesiciler ve proton pompa inhibitörleri. Reçetelerde en fazla bunlar var. Bakın çok masum gibi görünüyor ama kronik böbrek hastalığı, akut böbrek hasarı, interstisyen nefrit, hipomagnezemi, Clostridium difficile, hatta pnömoniye yatkınlık gibi pek çok yan etkileri var. Mesela PPI'li hastalığı niye pnömoniye yatkınlık görür? Çünkü arkadaşlar mide asiditesi pnömoni için bir ne derler koruyucu mekanizmadır aslında. Proton pompa inhibitörü verip mide asidini baskılarsanız pnömoni gibi enfeksiyonlara yatkınlığı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki PPI'ın kendince çok fazla yine de yan etkisi var. Peki Helicobacter pylori'yi eradikasyon tedavisi verdiniz. Nasıl kontrol edeceğiz bunu? Yani sonuçta Helicobacter pylori temizlendi mi, temizlenmedi mi diye bir bakmam lazım. Burada yapacağımız şey şu. Tedaviden 4-6 hafta sonra. Burası önemli. Üre nefes testi veya Galata'da antijeni kullanarak arkadaşlar Helicobacter pylori eradikasyon testi yapıyorum. Tamam mı? Ancak vaka kampından belki hatırlayanlar vardır. Eğer ki hastada maltoma, mide ülseri, bakın duodenum değil mide ülseri ya da komplikasyonlu bir ülser varsa kontrolünü endoskopi ile yapmam lazım. En çok kullandığımız testler bu ikisi ama bu durumlarda mutlaka endoskopi ile kontrol etmemiz lazım. Özellikle mide ülseri arkadaşlar önemli. Biliyorsunuz mide ülserleri %20 ihtimalle mide kanserine dönebiliyor. Duodenal ülserlerde ise kansere dönme ihtimali çok düşük. Duodenal ülserleri endoskopi ile kontrol etmenize gerek yok ama mide ülserlerini mutlaka endoskopi ile iyileşip iyileşmediğini kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Şimdi gelelim işte bu MEN sendromlarında özellikle MEN1'de gördüğümüz en sık pankreatik tümör. Rasinoma. Biliyorsunuz rasinoma tanısında serum açlık gastrin düzeyi önemli demiştik arkadaşlar. Bu gastrin düzeyini bizim ne zaman istememiz lazım? Yani ne zaman gastrinoma hastalığından şüphelenmemiz gerekiyor sorusunun cevabı aslında. Gastrinomanın diğer adı arkadaşlar, daha iyi bilirsiniz bunu siz. Zollinger-Ellison sendromu. Zollinger-Ellison sendromu gastrointestinal sistemde çoklu ülserlerle karakterize bir sendrom. Çoklu ülserler olacak. Anormal lokalizasyonlu ülserler olacak. Tekrarlayan ya da tedaviye dirençli ülserler olacak. Cerrahiye uygun ülserler olacak vesaire gibi böyle komplike ülserlerin olduğu bir hastalık. Tamam mı? Aynı zamanda bu hastalık bir kronik ishal sebebi. Açıklanamayan ishali olanlarda da gastrin bakabilirsiniz. Ve bir hiperkalsemi sebebi aynı zamanda. Bu tarz hastalarda mutlaka serum gastrin düzeyini ölçmek lazım arkadaşlar. Şimdi bu gastrinoma nasıl bir hastalık? Gastrinoma pankreasın en sık malign endokrin tümörü. Pankreasın en sık malign endokrin tümörü. Sıklıkla pankreas veya duodenumda tümör ile karakterize. Değişik ülserler artı ishal ile genellikle prezente oluyor. Çoğunlukla açlık gastrinini binin üzerinde saptıyoruz ama gastrin tek başına anlamsız dinamik test yapmak lazım. En duyarlı testimiz sekretin uyarı testi. Onun dışında başka testler de var ama sekretin uyarı testi en duyarlı test arkadaşlar. Buraya bir yıldız koyalım. Daha sonra tümörü lokalize etmek istiyoruz. Bakın diğer kanserlerde genellikle tomografi, PET-BT gibi tetkikleri kullanırken bunlarda tümör lokalizasyonu için pankreas ve duodenumu daha iyi gösteren endoskopik ultrasonu tercih ediyoruz. Daha önce TUS'ta soruldu arkadaşlar. Endoskopik ultrasonun tümör lokalizasyonunda kullanıldığı kanserlerdendir gastrinoma. Eğer metastatik olmasından şüpheleniyorsak somatostatini sintigrafiyi kullanabiliyoruz. Aklınızda olsun. Şimdi gastrinomada duyarlılığına bakarsak görüntüleme yöntemlerinin arkadaşlar. Bakın bu EUS dediğim şey endoskopik ultrason. Yine Harrison'dan aldığımız bir tablo. Primer gastrinomada duyarlılığı %100'e yaklaşıyor. Tamam mı? EUS önemli. Bir de Octreosiken dediğimiz işte bu somatostatinli sintigrafi. Bunun da arkadaşlar bakın metastatik gastrinomadaki duyarlılığı daha yüksek. Demek ki iki tane önemli görüntüleme yöntemi gastrinomada benim için avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bu ikisi özellikle aklınızda olsun. Malabsorpsiyon sendromlarına yaklaşırken gastroenteroloji arkadaşlar, malabsorpsiyon sendromlarının her birinin kendine has spesifik laboratuvar bulguları var ve şimdiye kadar gelen TUS soruları da hep genellikle bu vaka sorularında bu laboratuvar bulgularını vurgulayarak soruldu. Şimdi özellikle birkaç tanesini burada vurgulamam lazım. Malabsorpsiyon bulguları ile gelen bir hastalık. Yani ne demek malabsorpsiyon bulguları? İşte kronik ishal olabilir, kilo kaybı eşlik edebilir vesaire gibi. İşte oral verdiğin tedaviye cevapsız olabilir. O zaman eminim bozukluğuna ya da eminim kusurundan şüphelenirsin hastalarda. Yapman gereken şey şu. Hastanın hemogramına bir bak. Hastanın eozinofilisi var mı? Eozinofili çok önemli bir bulgu arkadaşlar. İki tane hastalık açısından özellikle. Birincisi parazitoz. Biliyorsunuz parazitler gastrointestinal sistemin her yerini tutmayı seviyorlar. Değil mi? Eğer eozinofili varsa bu ya parazitozdur ya da eozinofilik gastropati dediğimiz steroid ile tedavi edilen bir hastalıktır. Bu önemli.
Malabsorpsiyonlu bir hastada protrombin zamanı uzunsa ya da INR'si uzunsa o zaman K vitamini eksikliğinden şüphelenmemiz lazım. K vitamini eksikliğini biz genellikle nerede görüyoruz? Terminal ileumun tutulduğu sendromlarda görüyoruz arkadaşlar. Eğer periferik yaymada hastanın akantositleri varsa abeta lipoproteinemi dediğimiz bir malabsorpsiyon sendromu gündeme geliyor. Eğer yine hemogramda lenfopeni varsa lenfangiyektazi dediğimiz hastalık ama lenfangiyektazi tanısı için arkadaşlar biliyorsunuz patoloji lazım. Patolojide gördüğümüz bulgu nedir lenfangiyektazide? Adı üzerinde lenfatik damarlarda genişleme olacak. Lenfanji ektazi, ektazi genişleme demek. Lenfatik damarlarda genişleme. Serum CRP yüksekliği enfeksiyon, inflamasyon, malignite hepsinde de arkadaşlar yükselebiliyor. Yani bu yüzden malabsorpsiyonla gelen hastada mutlaka hemogram, periferik yayma, serum CRP ve koagülasyon testlerini istememiz lazım. Gaytayı da inceliyoruz. Özellikle steatorenin varlığı açısından arkadaşlar gaytanın kantitatif incelenmesi önemli. Steatore bildiğiniz gibi yağlı dışkılama demek. Bu steatorenin tanısını biz şöyle yapıyoruz. Hastayı normal diyetteyken 3 gün boyunca gaytasını biriktiriyor hasta. Eğer günde 6-7 gramdan fazla gaytayla yağ atılımı varsa buna steatore var diyoruz arkadaşlar. Yani hasta yağlı dışkılaması var anlamına geliyor. Bir testimiz daha var. Dexilos testi. Daha önce TUS'ta soruldu. Dexilos testi arkadaşlar. Dexilos bildiğiniz gibi bir karbonhidrat. Karbonhidrat emilimini bize gösteren bir test. Normalde karbonhidratın en fazla emildiği yer proksimal ince bağırsaklar. Yani jejunum dediğimiz bölge arkadaşlar. Eğer dexilos testiniz bozuksa ince bağırsakta bir hasar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yaptığımız şey şu. Oral yoldan hastaya kısilozu verdiniz. Jejunumdan emilen kısiloz böbrek ile atılıyor arkadaşlar. Demek ki bu testte ben ne yapıyorum? Hastaya kısiloz verdikten sonra hastanın idrar tetkikine bakıyorum. Eğer idrarda kısiloz miktarı fazlaysa demek ki jejunumdan bu kısiloz emilmiş gibi.